Başlayalım arkadaşlar. Sevgili basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Bugün bir iyi haberle başlamak isterim. Daha doğrusu sonunun iyi gelmesini umduğumuz bir haber. Biliyorsunuz yurttaşlarımıza ağır vergiler getiren düzenleme 15 Temmuz tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Biz bunun motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili olan bölümünü yalnızca 9 gün sonra 24 Temmuz tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve hem iptal hem de yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuş idik. Mutlulukla ifade ederim ki bize Anayasa Mahkemesi'nden gelen yazıya göre bizim başvurumuzdan yalnızca 2 gün sonra 26 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili olarak bir ilk inceleme toplantısı yapmış ve dosyanın esastan incelenmesine karar vermiş. Umuyor ve diliyoruz ki Ağustos ayında ilk taksit ödemelerinden evvel Anayasa Mahkemesi bu konuda bir iptal kararı verir ve yurttaşlarımız bu haksız toplamı 30 milyar TL'yi aşan motorlu taşıtlar vergisi ödemesinden kurtulmuş olurlar. İkinci değerlendirmemiz yine bir Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin. Türkiye Varlık Fonu yönetiminin bünyesine aldığı daha küçük şirketlerin yönetimine yaptığı müdahalelerle onları zarara uğratması durumunda bir tazminat ödeme sorumluluğu yoktu. Anayasa Mahkemesi bu konudaki düzenlemeyi de iptal ederek Türkiye Varlık Fonu'na hukuku hatırlatmış oldu. Bunu da Türkiye'nin yargı sistemi ve Anayasa Mahkemesi'nin çalışması adına olumlu bir değerlendirme olarak sayıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, 1 Ağustos tarihli resmi gazetede Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 üniversiteye rektör atandı. Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Üniversitelerde bilim adamları öğretim üyesi olarak çalışırlar. Hem kendi araştırmalarını yaparlar, hem de öğrencilerini yetiştirirler. Türkiye'de uzunca bir zamandır üniversiteler maalesef AKP'nin siyasi müdahaleleri doğrultusunda bilim üretmekten çıktılar ve kaba siyasetin merkezi haline geldiler. Bugün bu atamalarla bunun bir başka örneğini yaşıyoruz. AKP eski milletvekili ve grup başkanı Mehmet Naci Bostancı. Meclisten hepimiz tanıyoruz. AKP Grup Başkanı artık Ankara Hacı Bayram Beyli Üniversitesi rektörüdür. 23, 24, 25. dönem AKP Gümüşhane Milletvekili ve Etik Kurulu Başkanı Kemalettin Aydın. Kemalettin Aydın artık Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörüdür. AKP İstanbul Milletvekili 28. dönem adayı Kenan Ahmet Türkdoğan artık Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi rektörüdür. Ve nihayet 2014 AKP Giresun Belediye Başkan adayı ve daha sonraki dönemler milletvekili adayı Yılmaz Can da Giresun Üniversitesi rektörüdür. Bunlar bizim yalnızca birkaç saatlik araştırmayla bulabildiklerimiz. Ben bunlarla sınırlı olduğunu da düşünmüyorum. Eğer siz eski milletvekillerine bir geçim kapısı olarak tanımlarsanız üniversiteleri ve burayı da hem bir geçim kapısı hem de bir siyasete müdahale aracı olarak sayarsanız Türkiye'nin ilk 100'de, ilk 500'de, ilk 1000'de dünya çapında listeye girebilen üniversitesinin kalmaması sürpriz olmaz. Bunları da açıklıkla kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Efendim durum bununla sınırlı değil. YÖK'e de yeni isimler atandı. Örneğin YÖK üyesi olarak atanan Halit Eyüp Özdemir. Bakıyoruz basından öğrendiğimize göre nikah şahitliğini Mustafa Şentop ve Bilal Erdoğan yapmış. Ya bir kişiyi de atayın ki rektöre, YÖK'e falan. Hani AKP siyasetiyle bulaşmamış bir bilim insanı olsun. Bir de böyle bir atama görelim. Mahmut Ak'ı atamışsınız. Nereden hatırlıyoruz biz bu Mahmut Ak'ı? İstanbul Üniversitesi rektörlük seçiminde ikinci olmasına rağmen rektör olarak atanmıştı. Şimdi o da artık YÖK üyesi ve
Bir de Haluk Görgün. Haluk Görgün'ün hakkını özellikle yememek lazım. Çünkü Haluk Görgün bir mektup yazıyor. 28 Mayıs'ta bir bilim insanı, bir profesör Cumhurbaşkanı hakkında yazıyor. Bir adam ki uykuya hasret, bir adam ki vatana sevdalı, bir adam ki millete aşık. Böyle devam ediyor. 28 Mayıs günü, yani ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı gün, arkadaş tarafını belli etme ihtiyacı hissediyor. Bu bir mektuptur ve bu mektubun yazılmasından 2 ay sonra da 1 Ağustos tarihi itibariyle mektubun doğru okunduğu anlaşılıyor ki YÖK'e üye olarak kendisi atanıyor. Buralardan siyasal parti taraftarı çıkar da böylesine siyasallaşmış kişilerden doğru yönetilen bir YÖK yönetimi çıkmaz. Bunu da paylaşmak isterim. Tabii keşke rektörlerle YÖK üyeleriyle sınırlı olsaydı. Tarihinde ilk kez ağır deprem sorunu yaşayan enkaz altında insanlar bulunurken bölgeye deprem çadırı sevk etmek yerine deprem çadırlarını satan, kanı satan, bu çerçevede AKP'nin de yükselen kamuoyu tepkisine dayanamadığı için Kızılay Genel Kurulu tarafından görevden alınan ve yerine bir başkası atanan Kerem Kınık, iyilik ve merhamet elçisi olarak atanmış. Herhalde çadır satma ve kan satma konusunda yaptığı iyilik ve merhametleri bundan sonra da yürütecek. Ve hem ulusal hem de uluslararası alanda yapacağı bu hizmetleri karşılığında da Kızılay'dan para almaya devam edecek. Bakın buradan sesleniyorum. Şu Kızılay'dan elinizi çekin. Kızılay yeniden milletin ortak varlığı haline gelsin. Sizin arpalığınız olmaktan kurtulsun. Bunu da kamuoyuna gerçekten bütün öfkemle birlikte duyurmak isterim. Değerli arkadaşlar, resmi gazete açısından tabii bayağı bereketli bir hafta. 24 emniyet müdürü görevden alındı, 52'sinin yeri değiştirildi. Sanki memlekette bir iktidar değişikliği oldu. Öyle ya, yani emniyet müdürlerinden 1/3'ünü görevden alıyorsunuz, 2/3'ünün de yerini değiştiriyorsunuz. Niye bağlıyoruz bunu? İçişleri Bakanı değişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gitti, yerine Ali Yerlikaya geldi. Ancak AKP iktidarı devam ediyor. Peki bu görevden alma ve yerine yenilerinin atanmaları acaba ne anlama geliyor diye okuyalım. Tabii görebildiğimiz kadarını söyleyelim. Bir İstanbul Emniyet Müdürü vardır, hatırlarsınız. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken kendisine haber verilmeden operasyon yapılmasından şikayet ediyor. Ve İstanbul Emniyet Müdürü de diyor ki İçişleri Bakanı'na, size haber verdiğimizde bu haberler sızıyor. Onun için haber vermiyoruz size diyor. Bu çerçevede Süleyman Soylu 2 kez İstanbul Emniyet Müdürünü görevden almak ve yerine Ankara Emniyet Müdürünü getirmek istiyor. Ancak şu anda yapılan uygulama İstanbul Emniyet Müdürünün İstanbul Emniyet Müdürünün göreve devam etmesi, başka bir deyişle İstanbul Emniyet Müdürünün söylemlerinin AKP'nin bugünkü içişleri politikası tarafından teyit edilmiş olması, buna karşılık adeta Süleyman Soylu'nun işlerini yapan bir numara olarak tanımlanan Ankara Emniyet Müdürü'nün kızağa çekilmesi. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı hafızasından Süleyman Soylu'nun silinmesi adına atılmış bir adımdır. Tabii Süleyman Soylu'yu biz meclis açılalı epey zaman oldu. Epeydir de meclis koridorlarında görmüyoruz. Kendisine artık milletvekili olduğunu hatırlatalım. Korumalarıyla dışarıda dolaşmaktan vazgeçsin. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine katılsın. Şimdi bu kadar emniyet müdürü değişiyor. Türkiye'nin bir de uluslararası ve ulusal alandaki karnesine bir bakalım. Arkadaşlar, üzülerek söylüyorum ki Türkiye uyuşturucu trafiğinin artık bir merkezi haline gelmiş. Önemli bir dağıtım noktası haline gelmiş. Yalnızca son 1 yılda
Uyuşturucu trafiğinde Türkiye'nin yerine bakalım. 18 Ocak 2023. Brezilya'dan Tekirdağ'a gidecek gemide 290 kilo kokain ele geçiriliyor. Brezilya polisi geminin Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesindeki bir limana, Martaş Limanı'na gitmek için beklediğini duyuruyor. 25 Ocak 2023 İspanya'da bu kez Bulum adlı bir gemi İspanya tarafından alıkonuluyor. Alıkonulmadan evvel Türkiye'ye ve Rusya'ya uğradığı tespit ediliyor. 22 Nisan 2023 Brezilya'nın São Paulo eyaletinde bulunan Santos Limanı'nda 117 kilogram kokain ele geçiriliyor. Geminin rotasının İtalya, Türkiye ve Mısır olduğu belirtiliyor. Bir ay geçmeden 18 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'den Hollanda'daki bir şirkete gönderilen otomobil lastiği yüklü konteynerda bu kez tam 1124 kilogram kokain ele geçiriliyor. Ve 28 Mart 2023 tarihinde Peru'da narkotik suçlarla mücadele birimi yetkilileri bir deniz rotası üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan 2.3 ton kokaine el konulduğunu duyuruyorlar. En son ne oluyor arkadaşlar? En son Plutus isimli bir gemi İtalya'da 5.3 ton kokain ile yakalanıyor. Her seferinde kokainin miktarının arttığına dikkatinizi çekerim. Geminin 15 mürettebatı var. Bunlardan 8'i Türk. Gemi 2014 yılından bu yana Türk şirketlerinin elinde gözüküyor. Ve 2021 yılından bu yana da Demeter Shipping üzerine kayıtlı. Şimdi bunlar kimdir? Bu insanlar bu trafiğin neresindeler? Bu kadar gemi geliyor, gidiyor, yakalanıyor Türkiye rotası. Bunu Mersin Limanı'nda, Marmara Ereğlisi'nde teslim alacaklar kimler? Buna ilişkin herhangi bir operasyon yapıldı mı? Yapıldığını bilmiyoruz. Peki Türkiye'de içeride durum ne? Arkadaşlar içeride soruşturma ve kovuşturma aşamasını tamamlamış, denetimli serbestlikten de yararlananlar dahil olmak üzere uyuşturucudan hükümlü ve tutuklu 200 bin insan var. Bunun %85'i satıcı ve kullanıcı konumunda, yalnızca %15'i imalathane ve daha büyük işlerle uğraştığı iddia ediliyor. Peki Türkiye'de gerçek sayının, bilim insanları bunun 10 katı üzerinde en az olduğunu söylüyorlar mı? Demek ki 2 milyon yurttaşımız maalesef bu işlere bulaşmış durumda. Bu Türkiye'nin yalnızca basit bir suç trafiğinin içinde olmadığını, politik olarak, iktisadi olarak ne tür bir cehennemin içine sürüklendiğinin de maalesef çok açık bir işaretidir. Türkiye'de bazı ilçeler ve iller artık suç olayları ile anılıyorlar. Maalesef bunlardan bir tanesi de Esenyurt. Arkadaşlar, belinde Uzi tabancalar takılı adamlar plakası olmayan lüks araçlarla Esenyurt caddelerinde dolaşıyorlar. Türkiye'nin plaka tanıtım sistemleri falan yok mu? Bu insanlar nasıl ellerini kollarını sallaya sallaya cinayetler işleyebiliyorlar? Peki bu yalnızca birkaç kişinin işlediği suç ve onlar da zaten yakalandı üzerinden anlatılabilecek bir şey mi? Bakınız, Türkiye'de ruhsatlı ve ruhsatsız ilaç, silah sayısının 1'e 9 olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de bir tane ruhsatlı silah varsa 9 tane ruhsatsız silah var. Peki bu rakama nereden ulaşabiliyoruz? Yani bu herhangi bir veriye, herhangi bir gerekçeye dayanmadan söylenen bir sayı mı? Bir kere bu alanda çalışan bilim insanlarının saptaması. Nereden bu 1'e 9 oranla buluyorlar? Asayiş tedbirleri kapsamında polis ve jandarmanın yaptığı denetimlerde ele geçirilen silahların ruhsatlı ruhsatsız oranından, cinayet vakalarındaki dosyalardaki bilgilerden, otopsi raporlarından elde edilen rakamlar. Türkiye'de o halde 4 milyon ruhsatlı silah varsa 36 milyon ruhsatsız silah var. Bu şu demek, Türkiye'de her iki erişkinden birinde ya da her üç evden birinde bir silah var. Ne yaptık? Biz Amerika ile beraber silahlanma yarışına falan mı girdik? Bu işlerin sonu nereye varacak? Ve tabii şunu da söyleyelim ki en son 2016 yılında
İçişleri Bakanlığı idari raporunda yazana göre Türkiye'de 107.628 kayıp silah var arkadaşlar. 2016'dan sonra bu raporu hiçbir yerde görmedik. Bugün bizim araştırma önergelerimizde işte bir tane MP5 kayıptır falan filan gibi rakamlar veriyorlar. Bununla hiç kimseyi tatmin edemezsiniz. 2016'da raporunuz var. 107.000 silah kayıp ve o günden bugüne bu veriye ilişkin herhangi bir şey yok. Peki 2014'te kaçmış? Yine İçişleri Bakanlığı'nın verisi 14.682'ymiş. Yani 14.000'den 107.000'e çıkmış kayıp silah 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve onlar hala nerede bilinmiyorlar. Ve bu da dünya istatistiği, World of Statistics. Her 100 kişiye düşen silah sayısı. Türkiye 16,5 silah sayısıyla dünyada 22. durumda. Bu listedeki durumumuzu herhalde daha yukarıya doğru değil, bu listenin aşağısına doğru çekmekte fayda var. Somut önerilerimizi ortaya koyalım. Mutlaka Türkiye'de tüm silah ruhsatlarının yeniden gözden geçirilmesi, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının kimlerde olduğunun ve kimlerde olması gerektiğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayının en aza indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Av tüfekleri ve pompalı silahların denetim altına alınması, ruhsatsız silahlara, kaçak silahlara karşı çok etkin bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğinin Türkiye'nin emniyeti açısından bir zorunluluk olduğunu da ifade ediyoruz. Arkadaşlar, bütün bunlar Türkiye'nin iç karartıcı maalesef manzaraları. Başka bir şey, gazeteci Merdan Yanardağ hala içeride. Gazeteci Barış Pehlivan bugün yazdığı yazıyla içeriye girmekte olduğunu duyuruyor. Ve Tele1 hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının bir üst mahkemede kaldırılması sonrasında 6 ila 12 Ağustos tarihleri arasında ekran karartıyor. Onlar ekran karartıcı, Türkiye'nin de içi kararıyor. Bir ayrı sorun. Sonbahara geliyoruz, üniversiteler açılacak. Türkiye'de yüksek öğretim düzeyinde örgün öğretim kapsamında değerli arkadaşlar 4.024.506 öğrencimiz var. 4 milyondan fazla öğrenci. Yurt kapasitesi yalnızca 825.000. Yani Türkiye'de yüksek öğrenim görmeye çalışan çocuklarımızın ancak %20.49'una yetebilecek kadar yurt var. Bu memleket gerçekten yurt yapamayan bir memleket mi? Yoksa bu memleket çocuklarına kamu yurtları değil de başka yurtları tavsiye edecek bir hale mi dönüştü? Bunu çok iyi tariflememiz gerekiyor. Bir başka çok önemli konu, hani döviz zıplarsa zıplasın sana ne diyen bir damat vardı, hatırlıyor musunuz? Maaşını dolarla mı alıyorsun diyordu. Süleyman Soylu gibi şu anda Berat Albayrak'ın da nerede olduğunu bilmiyoruz. Onların ömrü bu kadardır. Zararlarını verirler giderler. Ama zarar bu memlekete kalır. Bakın rakam söyleyeceğim size. Köprü ve otoyol garanti ödemeleri. Bu çerçevede devletin kasasından çıkan para. 2020'nin ilk 6 ayında 9 milyar TL civarında. 2023'ün ilk 6 ayında 24 milyar lira civarında. Yani ilk 6 ayda 24 milyar TL biz bunlara devlet kasasından para ödüyoruz. Oysa ne anlatıyordu Recep Tayyip Erdoğan? Bunlar öyle bir finansman modeli ki devlet kasasından çıkmadan yeni bir finansman modeliyle kamuya servet kazandırıyoruz, hizmet kazandırıyoruz. Gördüğümüz ne? Kamuya eser kazandırılmak yerine kamuya dev bir borç yükü kazandırılmış. Yalnızca bir yılda döviz kuru artışından dolayı %167 dolayında bir ilave finansman gelmiş. Arkadaşlar şunu ifade edelim ki yerli ve milli olduğunu iddia eden hükümete çağrımızı yineliyoruz ve bu konuda kanun teklifini de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hazırlıyoruz. Bu dolar bazlı ödemeler TL bazına çevrilmelidir ve Türkiye hazinesinin soyulmasından vazgeçilmelidir. Yine ifade edelim ki Disney Plus firmasının Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasına ya da yayına tekrar verilmemesine ilişkin kararı skandal bir karardır.
uluslararası alanda her türlü alana müdahale etmeyi kendine vazife gören hükümeti bu alanda etkin önlemler almaya Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Atatürk'ün manevi mirasına kimsenin saygısızlık yapmasına izin vermemesini ne davet ediyoruz. Bu alanda etkin önlemleri hayata geçirmesini istiyoruz. Son olarak da ifade edelim arkadaşlar. Geçen hafta Akbelen'de bir çevre katliamı yaşandı. Bu çevre katliamının her boyutuyla incelenmesi gerekmektedir. Sermaye emek çelişkisi devletin tüm olanaklarının vatandaşın karşısında ve sermayenin emrinde kullandırılması, Türkiye'nin enerji politikasının ve maden politikasının maalesef sürdürülebilir olmayan bir noktaya doğru hızla kayması ve yalnızca enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle başka yerlerden kömür taşımak yerine belki de binlerce yılda oluşmuş olan ormanı yok etmeye kalkan bu açgözlülüğün deşifre edilmesi. Biz bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki salı günü yani 8 Ağustos günü bir olağanüstü toplantıya çağıracağız. Yaşayacaklarımızı ben şimdiden söyleyeyim size. Muhalefet toplantıyı açmak ve Türkiye'nin sorunlarını konuşmak için mecliste olacak. AKP milletvekilleri o arada lobide bekliyor olacaklar. Meclisin tarafımızdan açılması üzerine AKP vekilleri meclisi kapatmak ve tatillerine devam etmek üzere genel kurula gelecekler ve meclisi kapatacaklar. Meclisin ilk tatil kararında söylediğimiz gibi burada da söyleyelim. Şu anda inşaat işçileri çalışıyorlar 40 derece ateşin altında, sıcağın altında. Tarım işçileri çalışıyorlar, motokuryeler çalışıyorlar. Türkiye'nin dağ gibi biriken sorunları var. Bu sorunu çok açık olarak ortaya koyalım. Elbette milletvekilinin de tatile ihtiyacı vardır diyenler de bulunuyor. Bu tatil herkesin yaptığı gibi 15 gün, 20 gün olabilir. Elbette meclisin açık olmadığı günlerde, yani hafta sonları, pazartesi, cuma gider seçildiğin ilde yurttaşlarınla beraber olursun. Ama salı, çarşamba, perşembe günleri hiç olmazsa zahmet et meclise gel de yasama faaliyetini, denetleme faaliyetlerini hep beraber yapalım. Bu çerçevede biz 8 Ağustos günü meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağımızı da bir kere daha ifade etmiş olalım. Arkadaşlar bu düşüncelerle hepinizi katılımınız için teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. Buyurunuz. Evet, hazırladık. Bugün verildi ya da verilmek üzere. Evet, evet. Evet, buyurun. Arkadaşlar bizim grubumuzun tamamı imzaladı. Diğer muhalefet partileri de oy veriyorlar. Evet, biz MYK toplantısında Türkiye'nin gündemini konuştuğumuz gibi partinin gündeminde konuşuyoruz. Her zamanki gibi MYK'da çeşitli konuşmalar oldu ve MYK'da kaldı. Parti sözcüsü Faik Özturak eğer o konuda bir açıklama yapmak isterse yapar. Ama şunu ifade edelim ki biz bazı konuların partide kalması gerektiğini düşünüyoruz ama bazı konuların demokratik bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini de düşünüyoruz. Hem video konusunda hem de partideki değişim konusundaki düşüncelerimiz bellidir ve onların arkasında olmaya da devam ediyoruz. İkinci konuya da gelince, partinin yaşayan genel başkanlarıyla bir ay evvel ben de bir yemek yemiştim. Bu son derece doğal bir uygulamadır. Hem Hikmet Çetin, hem Murat Karayalçın, hem de Altan Öymen ilerleyen yaşlarına rağmen son derece ciddi bir şekilde entelektüel katkı sunmaya devam etmekte ve parti sorunlarıyla ilgilenmektedirler. Biz de onların görüşlerinden yararlanıyoruz. Ancak sayın genel başkanlarımızı hiçbir zaman sıcak siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir amacımız olmaz. Ben Ekrem Bey'in de böyle bir amaç içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu soru kendisine yöneltilirse daha doğru yanıtı alırsınız. Efendim, o toplantıya ilişkin olarak sıcak siyasetin içine çekmek istemiyorum dediğiniz ama bir
Vallahi kulislerde o kadar şey konuşuluyor ki MYK'da Özgür Özel'le benim tartıştığım bile yazılıyor. Bunu böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Gülüyoruz, geçiyoruz yani. Buyurunuz. Akbelen'deki orman kesimini CHP içi tartışmaları önlemek için mi yapmışlar? Çünkü biz Akbelen'deki konuyu gündeme getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir değişim süreci yaşanıyor. Ben bunu bir tartışma süreci olarak adlandırmıyorum. Bu son derece olağandır. AKP'de bir genel başkan adayı çıkamaz. MHP'de bir genel başkan adayı çıkamaz. Çıkan adayları meclis bahçesinde silahla kovaladıklarına tanık olduk. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu parti içi demokrasisi kimileri için bir tartışma düzlemi olarak adlandırılabilir. Bizim için öyle değil. Kapatmaya çalıştığımız değil, tam tersine toplumla paylaşmaya çalıştığımız bir değişim süreci var. Herkes de bunun bir parçası. Genel Başkanımızın kendisi de değişimin gerekli olduğunu zaten ifade etmektedir. Bizim meclise olağanüstü toplantıya çağırmamızın sebebi yalnızca Akbelen değil, Türkiye'nin biriken sorunlarıdır. Bir kere daha herkesin vicdanına sesleniyorum. Uyuşturucudan bahsediyoruz, silahtan bahsediyoruz, çevre katliamından bahsediyoruz. Ve bütün bunlar olurken mecliste bulunması gereken milletvekilleri tatilde. Dolayısıyla bizi suçlamak yerine neden bu tatil kararını aldıklarını herhalde milletle paylaşırlarsa daha doğru bir iş yapmış olurlar. Evet. Meclisin iç tüzüğü en fazla 2,5 ay tatil yapılabileceğini söylüyor. Orada en fazla süre öngörülüyor. Eğer Türkiye'de bir sorun yoksa, çoğunluk da zaten hani buna uygun görüyor ise bu tatil yapılıyor. Gelsinler, o iş tüzüğü değiştirelim ve meclisin en fazla 15 gün çalışması, 15 gün ara vermesi konusundaki iş tüzük değişikliğine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz imza atalım. Kaldı ki bir kere daha ifade ediyorum, orada iş tüzükte belirtilen en fazla süredir. Bu en fazla süreyi meclis çoğunluğuna dayanarak sonuna kadar kullanmak, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu iktisadi, sosyal koşullar içerisinde etik değildir. Peki muhalefet olarak biz ne yapabiliriz? İş tüzüğü değiştirebilecek gücümüz yok maalesef mecliste. Olağanüstü toplantılara çağıracağız ve olağanüstü toplantılara keşke Adalet Kalkınma Partisi ve MHP grubu da olumlu oylarıyla yanıt verse de mesela biz bu Akbelen meselesini doğru dürüst bir araştırma önergesi çerçevesinde mecliste komisyon kurarak tartışsak, bu tartışmayı bitirsek, arkasından bu uyuşturucu trafiği meselesine bir baksak, arkasından silahlanma meselesine bir baksak, ha şunu diyorsa yurttaşlarımız, yok canım bunlar sorun değil Türkiye açısından, meclisin de buna bakması gerekmez, o halde AKP ve MHP'nin dediği gibi mecliste tatil yapabilir. Bizim görüşümüz net bu konuda. Evet, bir genel başkanın sözüne biz karşılık vermeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi kültürü bunu gerektiriyor. Ama geçmişe yönelik vefa, geleceğe yönelik de sorumluluk hepimizin aklında olması gereken duygulardır. Evet, başka soru olmadığını görüyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.